Bu sefer de liste fonksiyonlarıyla devam ediyoruz. Hemen işe girişelim. Uygulama üzerinde liste fonksiyonlarını öğrenelim. Şimdi ilk olarak bir tane liste oluşturdum. Bu liste ne diyeyim? 5 piksel diyelim. 14 piksel diyelim. Bir tane solid değerini verelim. Bir tane hadi red değerini verelim. Ondan sonra gidiyorum mesela navigation etiketinin içerisinde background değerini veriyorum. Her şeyi burada çalıştıracağım. If kontrollerin içinde de fonksiyonlarda da çalıştırırız. Hiç sıkıntı yok. Siz mantığını anlayın ki ihtiyacınız olduğu yerde çalıştırabilirsiniz. Şimdi ben burada direkt liste dediğimde yani değişkeni kullandığımda bana direkt burada listeyi background değerini atamış şeklinde veriyor. Tam hiç problem yok. Değişiklikleri bunda yapacağız artık. İlk fonksiyonumuz append. Bu append'ı nasıl yapıyoruz? Daha doğrusu ne işe yarıyor? Append listeleri listeye ekleme yapmak için kullanıyoruz yani. Şöyle diyeyim. Eklemek istediğim listeyi ilk parametre olarak görüyorum. İkinci parametre olarak hangi değeri eklemek istiyorum? Mesela gidip coral değerini eklemek istiyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman yeni listeyi bana şurada verdiğini görebilirsiniz. İlk fonksiyonumuz buydu. Bunu şöyle şuraya append şeklinde yazalım. Bu burada dursun. Hop, bunu niye yorum almadı? Hı, aldık şimdi. Şöyle yapalım. İkinci fonksiyonumuza geçelim. İkinci fonksiyonumuzda index fonksiyonu. İndeks şu şekilde yazılıyor. Benim belirlediğim listemde seçtiğim değerin, mesela solid seçim, hangi indeks numarasında olduğunu söyle bana. 1, 2, 3. Solid demek ki 3. indeksteymiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şunu da girip şuraya not alalım. Index. Bir sonraki fonksiyonumuz isBracket. Ben listeleri bu şekilde tanımlayabildiğim gibi şöyle köşeli parantezlerle birlikte açıp kapatabiliyorum. İşte burada bunun kontrolünü yapabiliyorum. Bu köşeli parantezli mi? Değil mi? Is bracket. Şimdi nasıl yazılıyordu bu? Bunu bir güzelce yazmamız lazım. Hata almamak için. Bracket. Büyük ihtimal oldum. Bunun içerisine istediğim isim veriyorum ve bana true ya da false değer döndürüyor. Köşeli parantezlerle olduğu için true değeri almış oldum. Gittim bunları kaldırdığım anda ne yaptı? Bana false değerini tekrardan verdi. Şunu da şuraya eklemiş olalım. Burada dursun. Daha sonrasındaki kullanacağımız fonksiyon join fonksiyonu. Bu join fonksiyonu listeleri birleştirmek için kullanılıyor. Mesela liste dedim. Ayrıca buraya başka bir liste oluşturup mesela liste 2 deyip hatta direkt şurada yukarıdaki bir tanesini açayım. Direkt başka bir liste ismi vererek bunları birleştirebilirdim. Ne yaptı? Şu şekilde hepsini birleştirmiş şekliyle verdi bana. Ama bunun yerine gidip burada nasıl ki şöyle bir liste oluşturdum. Burada da oluşturabilirim. Mesela 45 piksel diyelim. Ve de ne diyelim? Green rengini verelim. Ne yaptı? Bu şekilde de bana yeni oluşmuş listeyi gösterdi. Join'i de gidip şu yukarıda kenara saklayalım. Join'den sonra hatta join geçmeyin. Join'de bir de şöyle güzellikler var. Başka parametreler de verebiliyoruz. Şunu direkt mesela liste 2 yapayım. Orada güzel bir görüntü olsun. Gidip ben koma dersem bunların arasına virgülleri koyarım. Bir parametre daha verirsem mesela dolar bracket şunu şuradan alalım. Peki yazması kolay değil benim için. Bracket eşittir true dersem ne yaptı? Köşelerini de şu şekilde köşe parantezi açıp kapattım. Tamam. Bunun değerleri de bu kadar. False dersem zaten bu varsayılan değer olduğu için hiç herhangi bir şey yapmıyor. Gelelim liste elemanlarımızın uzunluğunu öğrenmeye. Mesela şu liste 2'm. Benim uzunluğu ne kadarmış bakalım. Length dedim. Liste 2 dedim. Bakalım uzunluğunu 3 olarak verecek bana. Verdi. Çok güzel. Bununla da demek ki neymiş? Listelerin uzunluğunu ben öğrenebiliyormuşum. Bundan sonra list separator var. Bu list separator ne işe yarıyor? Ben burada ne yaptım? Boşluklarla ayırdım bu listeyi. Gidip şu şekilde virgüllerle de yapabilirdim. Hemen bakalım. Yani nasıl kullandığına. List separator diyelim. Bunu dedikten sonra şuraları kapatalım. Direkt listeyi yazalım buraya. Ne dedi bana? Komma dedi. Yani virgülle ayırmışsın sen bunu dedim. Gidip bu virgülleri kaldırırsam bana ne değerini verecektir? Tahmin edebileceğiniz gibi space değerini verdi. Bu iki değerle birlikte oluşturup bu iki değeri sorgulayabiliyorum. Bunu da gidelim şöyle kenara alalım.
Daha sonrasındaki göreceğimiz, daha önce gördüğümüz olan nth fonksiyonu. Bunu listeler dersinde görmüştük zaten. Nth dedim. İstediğim listeden istediğim indeks numarasına göre değere ulaşabiliyorum. Şu 14 piksele ulaşmak için listesinden evet ikinci değere ulaşmak istiyorum dediğimde bu şekilde başarılı bir ulaşıma sahip olabilirim. Çok saçma bir şeydi ama neyse. Devam edelim. Nth'dan sonra set nth var. Bu da ne yapıyor? Şöyle diyelim hemen. Set nth. Burada error var tabi. İstediğim listeden istediğim indeks numarasına sahip değerini değiştirebiliyorum. Mesela bu nedir? İkinci indeks numarasına sahip değeri ben 14 piksel değil de 17 piksel olarak değiştirmek istiyorum. Bakın bana yeni listede 17 piksel olarak bunu gösterdi. Bunu da şöyle kenara alalım. Set nth'dan sonra son bir fonksiyonumuz kaldı. O da şunu şöyle yazalım. Zip. Bu zip fonksiyonu ne yapıyor? Şu diğer listeleri de açmak istiyorum artık. Şunu da kapatayım. Normal listeyi. Şimdi parametre olarak vermiş olduğum listeleri dikey olarak birleştiriyor. Nasıl? Liste 1'in ilk elemanı, liste 2'nin ilk elemanı, liste 3'ün ilk elemanını birleştiriyor. Bunların arasına virgül koyuyor. İkinci elemanları birleştiriyor, arasına virgül koyuyor. Üçüncü elemanları birleştiriyor, arasına virgül koyuyor. Şimdi o zaman liste 1 diyelim. Dolar liste 2 diyelim. Ve liste 3 diyelim. Burada sınır olmaması lazım. İstediğiniz kadar oluşturabiliyorsunuz. Bakın ne yaptım? 1 piksel deşit black, 5 piksel solid red ve 15 piksel deşit brown. Bu kadar basit. Bir sonraki derste başka fonksiyonlar öğrenmeye devam edelim.